Evet, hocam derbi oynadık. Büyük derbi oynadık. Evet. Fenerbahçe-Galatasaray, ee, hakikaten çok başa baş bir yarış. 44'ler puandalar şimdi. Hı hı. E, dediler ki böyle bu, bu sene ligin, lig karakterinde iki takımda birer kere mağlup oldu. Genelde hep kazandılar. Bu ligin kaderini yani şampiyonluğunu birbirlerin arasındaki oynanacak oyunlar verilecek diye... ...böyle bir çok da mantıklı bir hı hı. şey çıktı. E, sonra ifade vardı ortada fakat hiç de öyle olmadı şey şampiyonluk diğer maçlara kaldı en azından şeye kadar söylüyor. Eee kadar öyle kaldı. Park, e, park şey Galatasaray sahasındaki maça kadar. Peki hakikaten hepimiz çok heyecanla beklediğimiz bir derbiydi. Siz her zaman söylersiniz işte futbolda neler olacak? <laughs> neler öğreneceğiz? değil mi bu tip derbilerdeki e, futbol adına o apeller bu da benim şeyimdir. <gülüyor> aperler, <gülüyor> aperler ipuçları <laughs> ipuçları apeller, poker ve şeyden alıntı briçten alıntı iç. briçten alıntı, siz düzeltmiştiniz evet. fakat gerçekten bütün kamuoyu ortak olduğu şey çok kötü bir derbi oldu. Kötü derbisinin anlamı da görsel anlamda futbol keyfi açısından ee, sınıfta kaldı açık bir şekilde. Açık bir şekilde sınıfta kaldı. Ben de ee, takımların takımları yönetenlerin teknik adamların Artık buna hakkı olmadığını düşünenlerdir günümüz futbolda. Çünkü günümüz futbolu kabul edelim ki bir televizyon futboludur. Görsellik dijital medyada var tabii Hı. ama bu görselliği sunmak zorunda e, teknik adamlar. Galibiyet, mağlubiyetten bağımsız bunları vermek zorundasınız. Bakın yılda iki kere ligde karşılaşıyor bu büyük takım Galatasaray-Fenerbahçe. Ve Kadıköy'de bir kere ağırlayabiliyor yılda. Hı. 50 bin kişi taraftarın önünde şeyi Galatasaray'ı. Biraz futbol şöleni olacak. Galibiyet, mağlubiyetin önünde geçmek anlamı yolunda. nedir? Yani yılda bir kez Kadıköy'de bu, bu bu yani bir futbolcu olarak sizin için anlamı evet. nedir? Bana göre derbiler zaten herkes bir çok özel günlerdir. Çok özel futbol günleridir. Hı -hı. Taraftarlar için de böyledir. Değil mi? Tabii de yani siz e, derbi tarihlerinde Beşiktaş formasıyla en çok gol atan oyuncular arasındasınız hep. Bütün maalesef, derbiler maalesef. derbi kalemlerinde. <laughs> yani siz derbileri oyuncuyken de çok önemsemişsiniz aslında. Hocam bütün her oyuncu her oyuncu önemser. önemser tabii ki. Ee, ben onun altını çizdirmek istedim. Lütfen. Gerçekten Çünkü futbol, Kadıköy'de bir defa oluyor. Bir o. defa oynuyorsunuz 50 bin kişinin evet. önünde. Galatasarayla, şov yapmalısınız. Evet. Mümkünse Galatasaray'ı yenip harika oynayıp kazanmalısınız. Galatasaray'da her ne olursa olsun burada ben de seni ineceğim diye bilmeli. futbolun güzellikleriyle, futbolun becerileriyle yapabilmeli evet. bunu. Bu şöleni kaybedersek Şimdi bunu da söyledim geçen gün. Hiçbir bak futbol hikayeleriyle güzeldir. Hmm. Ama ben şunu duymadım mesela. 40 yıldır futbolcuyum, 45 yıldır. Yanlış anlayacak takım ismi tamamen hayal ürünüdür diye yazalım hocam. Takım hmm. ben. Ben hiç kimseden Fenerbahçe Akçabat maçında ne oynamıştı be? Hatırlıyor musun o golünü? Hiç duymadım. Ve herhangi bir takıcı. Ama çok sıkı futbol severler. Derbi maçlarının golünün şeklini, dakikasını, kimi, nasıl atıldığını bile hatırlarlar. Odur derbi işte. Unutulmayan hikayelerdir derbi maçları. O yüzden ben taraftar olarak üzüldüm bir futbol sever olarak böyle bir oyunu seyrettirdiler diye. Bunda da oyunculardan çok, daha çok teknik adamların e, misyonu olduğunu düşünüyorum bu durumun. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Tahtaya ko kolay kolay hocam. Evet. Peki bu dergi? Tahta, derbi. Tahta, beşinci element biliyorsunuz. Nasıl? Beşinci tahta elemen, beşinci aleme şeyde. Evet. Gorada. Gorada, Gorada. Evet. Ee, tahta sizin... Bizim için önemli yani tahta. Tahta. Tahta sizin... Hocam ya, kaç yaşındayız biz? Yani işte şey demeyeceğiz. Neydi bunun başka? Tabi... E, ee, söylüyordu. Bir şey diyordu. Tahta bitti diyordu. Ne Data vardı? projektör mü diyordu? Projektör. Yani o yeni nesil Şunu göstermek isteyecektim futbol, şey, futbol severlere. Bilmiyorum benimle aynı görüşler mi paylaşırlar mı? Ben iki puanlı sistemde de bir 5-6 sene oynadım hocam. Hı hı. Yani beraberliğe bir puan, galibiyete iki puan veriliyordu. O zamanlar çok daha haklı olarak savunma orijinli oyunlar vardı. Ve o zamanki skorlar şöyleydi genelde tabii. 1-0 biterdi maç. 2-1. 2-0 yendiniz ne skorla yenerdiniz. Başlık öyle olurdu basında. 3-0 yendiniz bir de farklı kazandı olurdunuz. Çünkü oyun ona göre organize edilirdi, planlanırdı. Ondan sonra 1 puan ki bana göre offside kadar değerlidir 3, -1 -1 3 puanlı sisteme geçiş hı hı. futbolda. Bire 3 oldu yani beraberle galibiyetin farkı. O zaman kişiler o yaşasın 3 puan verecekler hadi galip gelelim de yetmedi tabii galip gelmedi. Oyundaki şekli değiştirdiler. Madem ki dediler galibiyet çok daha bire 3 Hı -hı. o zaman saha dağılımımızı, saha geometrimizi farklı hale getirmeliyiz. Hı -hı. Ne yaptılar? O zamanlara kadar iki tane bek. Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'den örnek verin. Örnek o verin. Fenerbahçe'den hocam. örnek verin. Tek Yanlış takım oldu. B takım. Yanlış. Ya A'ya ya tıkladı. A'ya evet. tıkladı. O Tam. zamanki Fenerbahçe'den örnek verelim. O zamanki Fenerbahçe'de sol bek Arap İsmail namı. Sağ bek Arap İsmail. Sağ bek Arap İsmail Solbek, pardon. Sağ bek. zaman zaman sol de oynadı. Karşılıkta evet. da ondan korkuyorum. Bir, birkaç kere oynadı böyle evet. vidaları vardı. Oradan hatırlarım. Cem abi. Cem Solbek. abi. Cem Pamiroğlu. Stoperler işte ee, kim oynadı o dönemler? O dönem, Hasan, Onur, onur Rambo Hasan'ından. Yani, onur abilerin son dönemiydi. Onur abilerden Rambu Rambu sonra, Hasan, evet. Rambo Hasan, Müjdat, Rambo Hasan, evet, Abdülkerim, iki Abdülkerim, Abdülkerim. Abdülkerim durmaz. Onlar savunmada iki bekin şuraya çıkma geçmeyecekti. Evet. Bakın bu bir teknik adam uyarısıydı. Aman iki beç, bek orta sahayı geçmeyecek. Evet. Çıkmıyoruz. Stoperler haza. Hazo oyuna girmiyor. Oyuna kesinlikle girmiyor. Kaldı ki Abdülkerim durmaz normalde oyuna girebilen stoperdi Ve Teknik yani. çok esaslı yani. liber oydu yani. Evet. Liber oydu. Teknik kalitesi vardı. O yüzden oyunlar şöyle kabaca tarif edeceğim. Çünkü şey kullanılıyor onu da söyleyelim. İşte takımlar beraberliği oynadı. Nasıl oynanıyormuş yani beraberliği? Nasıl oynanıyor biliyor musunuz? Sağdaki aldığınız şekilde oynamaya çalışıyorsunuz. Şimdi aynen böyle olurdu hocam. Ve bakın Uyarıyorum. Karşıladıkları tam noktayı da diyorum savunmanın. Bakın tam şurada bak. Evet. Hocam. Kalenin önünde de değil. Evet. Sonuçta bir offside kuralı vardı. Şöyle bir dörtlü hiçbir zaman, şu kadar en fazla gider gelir. Hiçbir zaman dörtlü sayısı eksilmeden rakibi karşılardı. Doğru ifade edebildim mi hocam? Hatırlarsınız Doğru. o dönemi Doğru. diyemedim Doğru. mi? Doğru. Evet. Burada da rakip dörtlü diye düşünün. Şundan açıklayayım. Kaleye gitmeye çalıştığınızda buradaki dörtlüyle karşılaştınız. Bakın tam bu noktaydı. Ve oyun şurada geçerdi. Evet. Genelde. Hazır dörtlü karşıladığı için savun, orta sahada biraz savunmaya gelince pozisyon kadar az pozisyona girilirdi ki. Çok az. Ve oyun şurada dönerdi. Alverle dönerdi. Evet. Tıpkı dünkü, dünkü diyorum pazar günkü Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi. Ve Ferdi çıktı gelelim bugüne. Ferdi bildiğimiz Ferdi değil ileri giden. O sahi kontrolü çıktı. Crespo hep burada kaldı. Ve burayı şu bölgeyi derinlik bırakmadan garanti bir şekilde oynadılar. Keza Galatasaray'da Abdülkerim Nelson, Saşa Sa Sa Boy. Hatta şey attı söyle adını. Barış Alper'i buraya attı hücumcu olduğu için. Buraya Kerem Demirbay'ı kaydırdı oraya. Her takımda şu çizgide dörder kişiyle karşıladılar. Sayısal hiçbir eksik olmadı. Golün oluştuğu Half space'ler, evet. e, rakip arkası koşular o kadar az olabildi ki olamadı hatta. Ve pozisyonsuz, şutsuz ve futbol zevki olmadan bir 90 dakika seyrettik. İnanın bu şekil çok belirici oluyor futbolda. Ne zaman ki bunlar girdi oyuna? Oradaki sayılar arttı, sayısal çoğunluk arttı. Hı -hı. Skorlar arttı futbolda. 3 puan sisteminin getirdiği gelgelidir bu yani. Galip gel ki sana 3 vereyim. 5-3'ler oldu, 4-0'lar oldu, 5-0'lar oldu, 4-2'ler oldu. Hiç hatırlamazsınız o dönemler değil mi? Çok seyrektir hocam. Evet, çok, çok nadirdir. Yani dün şey, pazar günü derbinin pozisyonsuz geçmesinin sebebi kaf, sadece kafada değil, kafadaki düşüncenin sahadaki geometrisiydi aynı zamanda. Geometri biraz iddialı oldu belki ama dörder derne kişinin arkada derinlik vermeden rakibi karşılaşıydı. Evet. Bunu karşılamanız garanti olabilir. Diyelim garantilediniz gol yememeyi. Ama atmanız da çok 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 zor işlere kalıyor. O yüzden de zevksiz, tatsız, tuzsuz bir derbi seyrettik. Mantığı buydu. Demem o ki sonuç olarak ne olur bu oyunlara müsaade etmesinler teknik adamlar. Ne olur oyunları böyle planlamasınlar artık. Hele yılda bir kere bu muhteşem derbilerde Kadıköy'deki. Doğru. Katılır mısınız bilmiyorum. İfade edebildim mi bilmiyorum. umuyoruz Umuyorum izleyicilere anlatabilmişimdir. Çünkü sadece kafayla düşünceyle olmaz. Sağdaki şekil ve dağılımladır evet. bu ilgili. Hareketledir. Sağda dönen hareketle ilgilidir evet. bunlar. Evet. Sizin galiba Fenerbahçe ilgili Hı, sor ee, hocam. ligin, ligin birincisi ikincisi oynadı değil mi hocam? Evet. Yani düşünce olarak e, şeyi farkı göstermek için, hı hı. pekiştirmek için soruyorum. Bu hafta Premier Lig'de de ligin birincisiyle ikincisi oynamıştı. Arsenal, Liverpool, Arsenal oynadı hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Bir, bir bir bitti. Sadece iki gol oldu. o Onlar da yüksek skorlu oynayan ekiplerdir ama iki gol oldu sadece. Ama pozisyonları bir hatırlayalım, tempo'yu hatırlayalım, futbol estetiği, tempo riskleri bir hatırlayalım ki en az risk alarak oynadıkları maç olsa bile ciddi ciddi baya baya futbol oynandı Liverpool Arsenal maçında. İkisi de kendi standardının, gerçek kalitesinin, gerçek kabadayının altındalardı ama yine de bunun bir görsel bir şov olduğunu unutmadan iki takım sahaya çıktılar. Katılır mısınız? Yani bizim ligin birincisiyle hikaye buradan dönüyor. Oynarken Klopp'la Arteta. Hı hı. Doğru söyledim mi? Klopp'la Arteta. Evet oyunu artık böyle oynanması gerektiğini biliyorlar. Bu oyunu bir şov dünyası olduğunu artık biliyorlar. Bu nasıl bu olayın hakemler üzerinden geçirmedikleri gibi bu olayı sadece galibiyet mağlubiyet üzerinden de geçirmiyorlar. Şov ve galibiyet üzerinden Peki, o geçiriyorlar. Zaman bu konuyla futbol ilgili futbol görselliği ve galibiyet ha. üzerinden geçiriyorlar. Bu konuyla ilgili son soruyu sormuş olayım size. Lütfen. Ee, orada şampiyon olan son İtalyan Conte. Antonio hı hı. Conte Chelsea ile şampiyon oldu. Evet. Sonra neden büyüklerden, Tottenham'ı dışarıda bırak, Tottenham da top içinde bir kulüptür ama... Hı hı, oldu ...neden oldu. büyüklerden teklif almadı acaba daha sonra? Çok basit. Neden? Onlar sadece şampiyon olmak istemiyordu. Evet. Onlar, futbol görseliyle, futbol evet. şöreliyle şampiyon olmak istemiyordu. Evet. Tıpkı Real Madrid, Capello rağmen, Real Madrid'in şampiyon olduğu gibi. Capello şampiyon yaptı Real Madrid. Dediler ki al şu tazminatını, hı hı. biz böyle bir oyunda şampiyon falan olmak istemiyoruz. Ne olur bu misyonu kaçırmasın teknik adamlar. Ben Galatasaray Fenerbahçe derbisinin 0-0 bitebilir. Ama bu mantıkla oynanmasını kabullenemiyorum artık bir Türk futbol sever olarak. Bir televizyonda futbol seyreden insan olarak kabullenmiyorum. Evet. Bu talep edilmeli. Kamuoyu tarafından talep edilmeli. Harika bir örnek verdiniz, karşılaştırdınız. Bir tane daha pekiştirmek Onlar da bilmez miydi o zaman? Bir garanti oynayalım, 0-0 oynayalım. Yani gayet basit. Evet. Tabii şimdi onu tercih etmediler. Ben her koşulda Conte'yi de çok beğenirdim de. Tabii tabii o gerçekten genç De getirdiler. Daha macera perest olanı getirdi. Tabii ki o da Brighton'a geldi. Büyüklerden biri değil. Söyle kelimeyi söyle. Ee, daha macera, macera perest. perest olanı getirdiler. Hocam dedi ki adam. O ikisinin geçen volepo'yu aslında söyledi. Dedi ki biz antrenör kursunda yeni antrenör oluyoruz. Genç. Diyor ki Yok ya adam. Gidin güçlü ve yaratıcı fikirlere sahip olun. Bak güçlü ve yaratıcı fikirlere sahip olun dengeli, kontrollü oyunlar zevksizdirler. Biraz felsefe yapıyorlar tıpkı hayat gibi. Yani <laughs> tamam mı? Bu kadar kontrollü, bu kadar dengeli, aman bir şey olmasın diye oyuncağınız oyunlar hiçbir de bulunmayacak bir müddet sonra. O yüzden ne oldu? Hayatta biraz fazla mı oldu bu? Yok. O yüzden tam doğru oldu. biz düşündüm. artık bıraktık sizle şeyi. Yok tek, ben bırakmadım hani daha da macera. Tek hayatı değil mi macera? Bırak. Teknik adamlığı bıraktık. Sen var Ara verdim ben. Ara, verdin, verdim. Pardon yani, ara ara verdim. Benim bir, bir zaman geldi. Zaman başlayacağım. Başlayacaksın yani. tamam. Ben bitirdiğim için söylüyorum. Hı -hı. Lütfen hocam o zaman ben söylüyorum orta ilk isimle. Git güçlü ve yaratıcı fikirlere sahip ol. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kontrollü <laughs> tamam mı? Kontrollü garanti fikirler Oyunlar sıkıcıdırlar. Tıpkı hayat gibi. Hayat gibi. Bu biraz tabii çocuklara ders olmasın ama olsun. Yok, <laughs> olsun alana olsun, olsun deyip, olsun, deyip olsun. oturuyorum hocam kenarıma. Fenerbahçe'yi anlatacağım dedim merakla bekliyorum. Evet.